Merhabalar, bu videoda size pirinç suyundan yaptığım 100 toniğimi nasıl hazırladığımı göstereceğim. Pirinç içerisinde çok kıymetli maddeler bulunduran, antioksidanlar, nemlendirici maddeler, A ve E vitaminleri bulunduran çok güzel bir malzemeymiş. Sonuçtan çok memnun kaldığım için sizinle paylaşmak istedim. Siz de yapın, uygulayın. Yorumlara da yazın bakalım. Memnun kalanlar neler düşünüyorlar? Kalmayanlar da neden memnun kalmamışlar? Hepsini beraber öğrenelim her zamanki gibi. Şimdi lafı çok uzatmadan yapımına başlıyoruz. Hadi bakalım. İki yemek kaşığı pirincin üzerine bir su bardağı kaynar suyumu ilave ettim. Kendi halinde oda sıcaklığına kadar soğumasını bekledim. Kullandığınız pirincin bir önemi yok. İstediğiniz cins pirinci kullanabilirsiniz. Çok da fark etmiyor. Ben videoyu hazırlarken pirincimi yıkamayı unutmuşum. Siz lütfen yıkayarak kullanın. Oda sıcaklığına geldikten sonra daha önceden elimde bulunan bu cam spreyli eski kolonya şişesine aktaracağım. Daha sonra da onu buzdolabında saklayacağım. Bakalım siz de benim gibi cildinizde yumuşaklıkla birlikte pürüzsüz bir nemlilik hissedecek misiniz? Pirinç suyum soğudu, artık onu süzebilirim. Ben cildime günde bir kere uyguluyorum ama siz isterseniz sabah akşam da uygulayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yüzüme bir makyaj pamuğu yardımıyla normal bir tonik kullanır gibi uyguluyorum ve peşinden de durulama ihtiyacı hissetmiyorum. Yine dediğim gibi kendi tercihlerinizi, cildinizin ihtiyaçlarını belirleyerek istediğiniz şekilde uygulama yapabilirsiniz. Evet, yapımı bu kadar kolay bir 100 toniği paylaştım sizinle. Elimizin altında bulunan malzemelerle doğal tarifleri yapımına devam edeceğim. Kendim deneyip sizlerle de paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.